arkadaşlar. Evet. Bugün hava harika. Karantinadan sonra ilk uzun sürüşümüzü yapıyoruz. Böyle ekip çok kalabalık değiliz. Şimdi eskiden ekip böyle kalabalık falan derdik. Artık öyle ekip çok kalabalık değiliz. Öyle diyoruz çünkü bir de bu arkadaşların hepsinin korona geçmişini biliyoruz. Karantina süreçlerini biliyoruz. O yüzden öyle bir ekip kurduk arkadaşlar. Şimdi bakın. Burası Türkiye'nin demeyeyim de İstanbul'un en güzel rotalarından biri. Üvezli'den çıktık. Ahmetli'ye doğru gidiyoruz. Oradan böyle yukarılara gideceğiz. Bu ilk 20 kilometre dümdüz. Tam böyle titilik bir parkur. Biz şimdi biraz arkalara da gideceğiz. Toplamda 950 metreye yakın tırmanış da olacak bugün. Mis bakın şöyle. Ah, hadi bakalım yavaş yavaş eğleneceğimiz zamanlar başlıyor. Aha at. İşte hemen dedim ben çok güzel rota diye at çıktı. Hem de 3 tane beyaz at çıktı. Ahmetli yolunu bitirdik arkadaşlar. Böyle 20 kilometre oldu tam. Ahmetli'de bir sürü su noktası olan var. Bakkallar var, oradan bir şeyler alabilirsiniz. Şimdi buradan yukarıya doğru çıkmaya başladık. Bunun GPS haritasını da veriyorum zaten. Mis gibi yollar burada işte. Bu arka taraflar. Aha koyun var. Burası İmrendere köyü arkadaşlar. Burada şimdi hafif hafif tırmanışlar başlıyor. Ama esas tırmanışa daha var. Evet, ufak ufak tırmanışlar başlıyor. Evet, tırmanış başladı arkadaşlar. Şimdi yukarıda su noktası var. Oraya kadar herkes serbest. Tam 28. kilometrede burada bir su noktası var. Burada mola veriyoruz. Bundan sonra devam. Birazcık tırmanış birazcık daha var. Sonra iniş var. Evet şu anda buradayız arkadaşlar. Bundan sonrası running inişli. Hafif çıkışlar var. Sonra yine tırmanış. Keşke demeseydim şu anda.
Buraların en güzel yeri arkadaşlar. Çok az araba var. Bakın mis gibi gidiyoruz. Şimdi işte Teke'ye geldik. Yine rolling iniş devam ediyor. Hafif böyle çıkıyoruz, iniyoruz. Çıkıyoruz, çok tatlı. Sağ. Sağ. Evet, tam 37. kilometrede arkadaşlar. Burada çok güzel bir gözleme evi var. Biz motosiklet kullanırken buraya gelirdik. Burada mola verebilirsiniz. Sekizinci kilometrede bir su noktası daha var. Burada mis gibi inişlerin sonunda. Birazdan tekrar tırmanmaya başlayacağız. Acılı. Kola yolcağını kimse söylemedi. Evet, ikinci yokuşta bitirdik arkadaşlar. Bakın. Ama şu doğaya bakın ya. Kuş sesleri mis. Özlemişiz vallahi. Evet, tam 41. kilometrede tırmanışlar bitiyor arkadaşlar. Bundan sonra iniş. Şimdi arkayı bekleyelim. Kilometrede Ulupilit köyüne geldik arkadaşlar. Burada da böyle bir bakkal var sol tarafta. Bundan sonraki iniş biraz sert bir iniş. Dikkatli inmek lazım. For the lonely hearts, for the ones that fear the dark, you better run out of here. Bet you can't look the other way. Here's one for the broken road. That's the only one you know, you better run. Evet, ekibin kalanı 67 kilometrelik parkuru tamamladı arkadaşlar. Benim biraz daha uzun antrenmanım. 90 kilometreye falan tamamlarım. Normalde 4 saatte 3,5 saat falan yaparım. Şimdi tekrar ben Ahmetli yoluna girdim, bu en sevdiğim yola. Burası düz. Burada biraz çeviririz. The... 65. kilometrede biraz takviye. For the ones that feel the dark, you better.
Bugünün antrenmanı bitti arkadaşlar. Bakın 4 saatte antrenmanım. Tam 108 kilometre. Evet, Erdemlerle başladık, bir grupla başladık. Ama genelde böyle oluyor. Benim antrenmanlar biraz uzun olduğu için birileriyle başlayıp sonra tek başımıza bitiriyoruz. Biraz da böyle oldu. Ama burası o Ahmetli tarafı, yani son sürdüğüm yer. Oradan çok çekmedim çünkü daha önce videolar var orada. Zaten başlangıç da orasıydı. Düz olduğu için orada bir risk de yok. O geri kalanın antrenmanını orada tamamladım. Ortalama 115 nabızla bitirmişiz. Evet, şimdi toparlanalım. Burada bitirince menemen falan da yiyebilirsiniz. Ama benim şu anda bugün işim var. Hemen toplanıp eve. İstatistiklere bakıyorum. Son günlerde abonelik artmaya başladı. Daha çok da artar. Bak, ve çok şey var yani, abone olmadan izleyen var. Bedavacılar. Biz de en azından bir abone olun. Yani boşuna emek vermeyelim biz de. Böyle daha çok kişi olsun ki daha çok insanlara ulaşalım. Hadi bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz.